Seçim özel programında bugünkü ilk konumuz Siirt Eski Belediye Başkanlığından Adalet ve Kalkınma Partisi Siirt 1. Sıra Milletvekili adayı Sayın Mervan Gül. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun öncelikle. Allah razı olsun. Bizler de bütün Siirt'imize hayırlı olsun. Ülkemize hayırlı olsun inşallah. Hayırlı hizmetlere vesile olsun inşallah. Allah Teala bizi Siirt'e, Siirt halkımıza varsa bizi utandırmasın ve mahcup etmesin inşallah. Evet, Sayın Mervan Gül uzunca bir aradan sonra evet. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekilinden istifa ederek başbakanlık yolunu açan siyasetçi olarak tanınıyorsunuz Türkiye'de. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Şimdi özellikle bunu söylemek istiyorum. Başta bütün Siirt halkımıza hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii Allah'ıma gene hamdü sena ediyorum ki Siirt'in hizmetine Allah-u Teala nasip etti. Ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da gene şükranlarımı sunuyorum ki biz biliyorsunuz 2002'de Siirt milletvekili olarak Siirt halkımız bizi seçti. Ama nasip oldu. O gün şeyler değişti. Ve tekrar nasip oldu. 2004'ten 2009'a kadar Siirt halkımıza hizmet ettik. Ve bugün de 17 sene sonra tekrar Siirt halkımızın karşısındayız. Ve Siirt halkımızın hizmetine talibiz. Siirt'imizi biliyoruz. Siirt'in sorunlarını çok iyi biliyoruz. Ve ben buna da inanıyorum. Siirt'imize hizmet edeceğimize de inanıyorum. Ayrıca geçmişte yaptığımız projeler, yapmış olduğumuz hizmetler ortadadır. Ve biz Siirt için ne gerekiyorsa ve üzerimize düşeni ne düşüyorsa Allah'ın izniyle geçmişte yaptığımız gibi bundan sonra da yapacağız. Ve ben buna da inanıyorum. Siirt'in geleceği geçmişinden daha iyi olacak ve ben öyle inanıyorum ki Siirt'te geçmişte olduğu gibi ve milletvekili seçildikten sonra da çok güzel projelere, çok güzel hizmetlere Allah'ın izniyle biz de silah olacağız. Evet, belediye başkanı döneminizde birçok projeniz vardı. Bunların birçoğu aslında sizden sonra gerçekleştirilemedi Siirt'te. Evet. Şimdi tabii ki biz mesela diyelim birkaç tane böyle proje isterseniz izninizle şey yapayım. Mesela Siirt'in alt yapısından tut üst yapısına kadar yani ağaçlandırmaya kadar yeşil ve parklara kadar Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Bu projelerin tümüne biz imza attık. Hatta öyle projeler yaptık ki bize özellikle hayal dediler. Ama Allah'ıma binlerce şükürler olsun. O projelerin tümünü yani izninizle böyle birkaç tane projeye de ben şey yapayım. Mesela ben ilk geldiğimde düşündüm acaba Siirt'imizin temel sorunu ne olabilir? Bir tanesi suydu. HESCO suyu geliyordu. Ancak tabii benim ayrıca jeoloji mühendisi olma hesabıyla yani suyu da biliyoruz. Suyun durumunu da çok iyi biliyoruz. Ağustos-Eylül aylarında özellikle Eylül-Ekim aylarında Siirt HESCO suyunun debisi 400 litreden 200 litre kadar düşüyordu. Ve bu da Siirt'e yetmiyordu. Biz bu sefer alternatif su araçlarına girdik ve dedik ki hem cazibeli bir su gelsin. Çünkü Siirt'in zaten etrafını biliyorsunuz sularla çevrili. Bir tarafta mesela Kezler Çayı olduğu gibi diğer tarafta da Botan Çayı var. Biz dedik ki o zaman alternatif su araçlarına girince Hizan suyunu tespit ettik ve Hizan'ın 56 kilometreden cazibeli yani böyle herhangi bir pompaj falan kullanmadan Siirt'e su getirmesini planladı ve saniyede 1100 litre su. Ve bu 1100 litre su yani Siirt'in sadece Siirt için değil de ilçelerine mesela şu anda Kurtarma bir su veriyoruz. Örneğin Atabağ'a bir su veriyoruz. Yani HESCO suyunda, HESCO değil de yani Hizan'ın getirilmiş olduğunu sudan veriyoruz. Ve diğer bir sorun daha vardı o zaman HESCO'da. HESCO'nun suyu 3 kilometresi yani İsale Hattı'nın 3 kilometresi tamamıyla heyelanlı bölgeden geçiyordu. Hele herhangi bir yağışta ve ciddi anlamda bir heyelan sonucu o su arıza veriyordu. Ben o zaman hiç unutmuyorum. İller Bankası Genel
genel müdür yardımcısını Şevki Yılmaz Bey'i, Allah selamet versin, onu HESCO'ya kadar yürüttük ve beraber yürüdük. Ve elhamdülillah o helanlı bölgeden bypass yaparak HESCO suyu geldi. Diğer taraftan tabii bu sefer Hizan suyunun gelmesi için de mücadele ettik. Ve saniyede 1100 litre su Hizan'da Allah'a çok su getirdik. Tabii biz bununla yetinmedik. Bunun üstünde bu sefer dedik ki arıtma sistemini kurmamız lazım. Yani eğer ki biz şu anda şebekeden su içebiliyorsak o arıtmanın sayesinde içiyoruz. Ve elhamdülillah ona borçluyuz. Ve şu anda tam yani tam şey şaşar ayarında bir su şu anda şey yapıyor. Yani temiz su arıtma sistemi. Ve şu anda söylediğim gibi o kurtarana kadar da veriyoruz. Kurtaran, Kayabağlar ve güzergahta bulunan yerleşim alanlarında o suyu veriyoruz. Ve yani Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Yani su konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer bir tarafta tabii o gün biliyorsunuz bildiğiniz gibi terör zirve yapıyordu. Ve hiç unutmuyorum. Devlet Su İşleri Bölge Müdürü o zaman izale hattı. Çünkü su daha bir saat gelmeden hemen akabinde patlatıyorlardı. Bir saat daha gelmeden patlatıyorlardı. O zaman yakalandı ve hakikaten ciddi bir yani sorunla o zaman karşı karşıyaydı. Tabii diğer taraftan depolar vardı. Ve depolarda ciddi anlamda bir çatlak ve yarıklar vardı. Su depolara geldiği zaman o depolar zaten olduğu gibi suyu kaçırtıyorlardı. Ve depoların tümünde o zaman biz yenmedik. Tabii biz gene bununla yetinmedik. Dedik ki madem ki terör bunu yapıyorsa, yani suyumuzu kesiyorsa biz teröre mahkum kalamayız. Bu sefer alternatif ikinci bir su arayışına daha girdik. Bu sefer 400'lük botandan 6 tane keson kuyu açtırdık ve 400'lük had döşedik. 400'lük had döşedik. Bunu niye döşedik? Biz dedik ki olabilir bu hainler bunu patlattığı zaman bu sefer tabii bu sefer elektrikle yani pompalar çalışacak depolarımıza gene suyu vereceğiz. Tabii ılı suyu da düşünüyordum. Ilı su geldiği zaman bu nasıl olacak? O zaman o pompaları bir 100 metre daha yukarı çekip tekrar planlamamız oydu. Ve nitekim o döşedik. Tabii sadece bizim projemiz bunda kalmadı. Yani suyla kalmadı. Mesela örneğin tabii biz o zaman bazı şeyleri söylediğimiz zaman millete mesela hayal geliyordu. Yani hakikaten de hayal geliyordu. Ben mesela bu suyu söylediğim zaman hayal geliyordu. Diğer taraftan atık su arıtma tesisi dedim. Bak atık su arıtma tesisi ve tam biyolojik yaptım. Ve bunu söylediğim zaman ya ne merhaba. Hatta bazı kişiler böyle diyor ya şu anda Türkiye'nin çok yerinde şey yok. Yani bir lagun sistemi yapılıyor. Sen ise tam biyolojikten bahsediyorsun. Ve o zaman bu su zaten Botan'a afıyordu. Ya Botan'da bir sürü yerleşim yeri Botan'da su içiyordu. Ve biz kalktık bunu tam biyolojik arıtma sistemi yaptık. Ve şu anda Allah'a çok şükür herhangi bir sıkıntı da yok. Ve sadece bununla da yetinmedik. Dedik ki bunun üzerinde de bu sefer hidroelektrik santralini kurmamız lazım. O hidroelektrik santralı ve 3 megawatt elektrik de üretmemiz lazım. Tabii nasip olmadı ama Allah'ın izniyle o proje bu sefer bize nasip olacak. İnşallah gün gelecek oraya da 3 megawatt bir elektrik santralini kuracak. Mesela atık depolama halen bazı yerlerde yok. Biz ne yaptık? Bak şu anda benim katı atık depolama, yapmış olduğumuz katı atık depolamadan şu anda elektrik elde ediyoruz. Ve bu da sil belgesine ciddi bir katkıdır. Ha, bu, mesela diyelim ki ağaçlandırma ciddi bir ağaçlandırma. O zaman yüz binlerce ağaç diktik. Mesela parkları size sayabilirim. Tek sayabilirim. Keşiören Parkı'ndan tut. Kızlartepe'si o zaman mahkemeye verilmişti. Ve mahkemeyi de kazanmışlardı. Oraya blok dikeceklerdi. Kafalarındaki şey buydu. Biz ne yaptık? O zaman kamulaştırdık oraya. Ve şu anda gene Kızlartepe'si halkımızın hizmetine sundu. Diğer tarafta Abla Bağış Parkı, Hayrettin Özgen Parkı, Kasıtma Deresi Parkı, Kooperatif Parkı. Biz bunların hepsini Allah'a çok şükür yaptık. Ve ciddi, yani bugün eğer ki özledim ve mesela hani yani yüz binlerce hani ağaçtan ziyade bir de fidanla diktik. Ve şu anda bu
yeşilliğin çoğu Allah'a çalışıyor. Mesela bizim meselemiz altyapı. Altyapı başlı başına bir projedir. Böyle sıradan bir proje görmeyelim onu. Ben sadece altyapının mesela diyelim ki hani atı yağmur sularına karşı değil. Bir de temiz su. Bak temiz su için de yaptık. Halbuki bizim o zamanki şebekemiz asbest boruyla mahallelere dağıtılıyordu. Ve asbest borunun yani siz çok iyi bilirsiniz ki asbest borunun kanserojen bir özelliği var. Ve halbuki biz o zaman yaklaşık 200 kilometre, 200 bin metre biz yaptık. Altyapı temiz su borusunu döşedik. Ve tamamıyla polietilen boru şeklinde döşedik. Son sistem. Yani biz, ya Allah'ıma günler şükürler olsun, ciddi mesela projeleri biz o zaman imza attık. Ve hatta bak şimdi o zaman gerçekten altını çizerek söylemek istiyorum. O zaman mesela kimse bunu beklemiyordu. Ben kentsel dönüşümü o zaman önerdim. Hatta kentsel dönüşüm için ciddi bir çalışma başladı. Ve halen devam ediyor. Ve halen. Bak o gün. Ben başlattınız ama halen. Biz başlattık. Ama 20 yıl geçti. Ve Allah'ın izniyle inşallah o proje bize nasip oldu. Başlatacağız. Ama ben bunu özellikle belirteyim. Hani geçmişteki kardeşlerimizin başlattığı projeleri biz onları böyle atıl bırakmayacağız. Devam ettireceğiz. Mesela örneğin ben o zaman eski sebze pazarının orada ben gene projeyi başlatmıyım. Nitekim projeyi de çizmiştim. Ben o zaman vakıflara da çizilmiştim. Vakıflara hatta maketlerini falan da yaptım. Neydi? Sadece bir vakıflar kendisi ihaleye çıkacaktı. Ve nitekim o gün Mesih'te ciddi anlamda bir şey yoktu. Yani bize otel falan yoktu. Şey yoktu. Öyle değil mi? Doğru. Ben hiçbir şey yoktu. Yoktu. Ve ben iki katlı otopark o zaman düşün. 16 bin metre. O adanın tümünde. O adamın tümünde. Çünkü orada biz ayrıca kamulaştırma da yapacaktık. Adanın tümünü işin içine alacaktık. Ve planlama o şekildeydi. Mesela diyelim ki o gün benim başlattığım şey sel pazarları. Başlattık. Siz şahitsiniz buna ya. Nedir? O gün bazıları mesela bize sahip çıkmadı. Zaten terör bir taraftan zirve yapıyordu. Diğer taraftan da sahiplerine olmayınca o pazarda onları tutamadık. Tutabildik mi? Tutamadık. Öyle değil mi? O zaman biraz daha farklıydı yani. Yani şimdi bazıları zannediyor ki hani geçmişte bugün böyle değildi. Vallahi değildi. O günkü şartlarla bugün şartlar arasında ciddi anlamda bir fark vardı. Yani bunlar hiçbirisi yoktu. Ve biz bunu Allah'a çok şükür adım adım yani kafamıza aldığımız yani önümüze aldığımız projeleri geç. Mesela diyelim ki bir Güre Caddesi. Güre Caddesi hakikaten Siirt'in şu anda bize o projesi elhamdülillah. Ve biz bunu söylediğim zaman ben işte Güre Caddesi'ni trafiğe kapatacağım diye ilk seçim bildirgeme yazdım bunu. Ve kimse inanmıyordu. Geldikten sonra hatta Güre Caddesi'nde biz yürüdüğümüz zaman dedi ki biz bunu başlatacağız. Ondan sonra millet feryat etmeye başladı. Vallahi o zamanın valisi bile yani Güre Caddesi'ne karşı çıkıyorlar. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız projeyi önüne koyduktan sonra yani bazıları istemiyor diye yani bazı değişimler olmayacak. Elhamdülillah oldu. Bak şu anda yani günde binlerce insan yürüyor. Öyle değil mi? Benim valisimde ve o gün mesela benim o zaman planlama buydu. Hakikaten de bu şekilde dönemin valisi o zaman istemiyordu. Yani keşke canlı yayına katılsa da ben bir yüzde de söylesem yani. Katılabilirler tabii. O zaman dört tane caddeyi ve sekiz tane sokağı da öyle bir dinamizm getirdik. Yoksa Akil Avelo yoktu. Bak şu anda elhamdülillah Güre Caddesi Siirt'imizin yani prestij caddelerden bir tanesidir. Yani biz Allah'ıma bilince şükürler olsun. Yani Siirt için ne gerekiyorsa yani üzerimize düşeni yaptık ve Allah'ın izniyle bundan sonra da yapacağız. Ve Siirt'i biliyoruz. Siirt'in sonlarında tam bir çok iyi şey yapıyor. Mesela diyelim ki o zaman çok iyi hatırlıyorsunuz. Biz yüzlerce şey yaptık ya. İki tane uluslararası sempozyum yaptık. Öyle değil mi? Evet. Ve o sempozyumların bütün o makaleleri kitaplaştırdı. Ve Siirt'in kültürüne ciddi anlamda bir katladı. Evet. Ya kusura bakma ben biraz yok, girince de yani isterseniz
Sihir Kurtar yoluyla ilgili de söylemek isterseniz. Bir tür tamamlanamayan bir 3 kilometre yok. Bugün Batman'dan geldim ben. Son 3 kilometre gelene kadar. Şimdi Aziz'im bak ben bunu, ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani biz geçmişte yapılan projeleri Allah'ın izniyle takipçisi olacağız. Ve bunları yani bir an evvel bitirilmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Ve takipçisi olduğumuz zaman da Allah'ın izniyle ben yani yakın zamanda bitireceğimize de ben inanıyorum. Yani. Dikkat ederseniz. Yani önemli olan takip etmek. 20 yıl önce. Takip etmek ve bilmek bile bazı şeyleri de bilmemiz lazım. Evet. Yani ben şu anda ben mesela özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Biz mühendisken hani okulda okurken benim hocam aynen böyle derdi. Mühendis kimdir diyordu. Yani özellikle jeoloji mühendisleri için söylüyorum. Yerin üstünden yürüyecek, yerin altından ne olduğunu bilmesi lazım. Bak ben bununla ilgili size bir örnek vereyim. Mesela diyorum ki Siirt'in biliyorsun 16 tane Botan Vadisi üzerinde 16 tane hidroelektrik santrali projesi vardı. Ve kimse de gelmiyordu. Ve biz bunun için, bak ben örneğin bunu söylüyorum. 2002'de ben milletvekili olarak seçildiğimde yani Sayın Başbakan, o zaman Başbakanımızdı, şimdiki Cumhurbaşkanımıza 3 tane projeyle gitti. O projelerimizden bir tanesi özellikle istihdama yöneldi. Neydi? Şivan Madenköy'ün bakır yataklarının bir an evvel yatırıma açılması. Benim oradaki bütün derdim neydi? Sırf Siirt'te biraz yani Siirt'teki gençleri orada çalıştırma, istihdamını açmak. Bütün hedefim oydu. Ve Allah'a binler şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın katkını. O zaman Etibank'taydı. Ve aldı. Şu anda halen de çalışıyor. Ve halen de şu anda elemanlarımız orada çalışıyor. E bir de ekonomiye de bir katkıdır. Ya düşün. Sen toprağı alıyorsun. Katma değer oluşturuyorsun. Yani oradaki bakırı sen direkt paraya çeviriyorsun. Yani bu ciddi bir şey. Ve ayrıca istihdam oluşturuyorsun. Yani bundan daha güzel bir şey mi var yani? Tabii. Mesela diğer bir hedefimiz dedi ki Ulusu Barajı'nın yapılması. Ve ben hiç unutmuyorum. Bak hiç unutmuyorum. O gün ben bazı mesela bir grup mesela insanla bir araya geldik. Dedim ki kardeşim önce ben bir miktar para koyayım. Gel her birimiz bir miktar para koyalım. Altınur Barajı'nı biz yapalım. Bu Altınur Barajı'nı biz yapalım. Halka mal ettirelim. Ve bundan sonra gelecek olan gelirleri de diğer barajları da yapalım. Bir türlü mesela insanları bir araya getirtemedik. O zaman sağ olsun hatta Nihat Özdemir'den önce birkaç tane iş adamını da götürdüm oraya. Ve bir türlü bazı kişileri ikna edemedik. Tabii bir taraftan terör vardı. Yani terör de o zaman ciddi anlamda şey gibi biliyorsun. Yani sermaye ürkektir. Yani terörün olduğu yerde, sınıfların olduğu yerde ben bunu bire bir yaşayan insanlardan bir tanesiyim ya. Ben güneş enerji santralini kurduğum zaman ben nasıl bir sıkıntı çektiğimi ben biliyorum ya. Ben ilk defa kompresör şantiyesini kurduğumda, kum eleme yıkama tesisini kurduğumda nelerle karşı karşıya geldiğimi ben çok iyi biliyorum. Ve nitekim orada araçlarımızı yaktılar. Ve küpe gündüz yaktılar. En cüvücü bir dönemlerden tabii canım. Bugün Allah'ıma binler şükürler olsun. Ve o gün Nihat Özdemir'i ben oraya götürdüğümde Nihat Bey'e söyledim. Bak Nihat Bey dedim Allah'ım yani Allah'ıma yani Allah öyle büyük ki dedim şu anda öyle bir zemin var ki 700 metre kalınlığında bir marun diye bir örtü var. O örtü de geçirimsizdir. Suyu geçirmiyor. Yani Allah'ım öyle bir şekilde yaratmış ki diyor ki gel gövdeyi buraya kur. Kur barajı yap. Al sana dedim şey var. Kum var. Taş var. Kil var. Sende de çimento var. Gel yap. Hani o zaman düşündüm ben nitekim en son biz açılışına gittiğimiz zaman o zaman Sayın Cumhurbaşkanımız da gelmişti, Başbakanımız da gelmişti, Meclis Başkanımız da gelmişti. Baktım ben nitekim hemen akabinde Kirazlı Barajı'nı da kendisi yaptı. Bak ondan sonra Çetin'i yaptı. Arkasında diğerlerini de yapacak alanımızda. Ve kendisi de bunu itiraf etti. Dedi vallahi baraj zaten ki şeyim sensin. Sen ben de fikir ettin dedi. Bunlar sizin döneminizde oldu. Tabii ki. Mesela diyelim ki doğalgaz. Ben doğalgazı söylediğim zaman bak çok samimi söylüyorum. Doğalgazı söylediğim zaman yani bizim yakın arkadaşlarımız, bazı milletvekillerimiz bile ya başkanım dedi ya sen ne diyorsun ya? Diyarbakır'a yeni gelmiş sen diyorsun ki ben Siirt'te doğalgaz getireceğim. Ben doğalgaz söyleyince gerçekten mesela millet inanmıyordu.
Ve nitekim biz, ben EPKD'ye gittim. O zaman EPKD'de bizim sağ olsun Koray Candel vardı. Ve onu görevlendiğinde geldi, şey yaptı. Ve elhamdülillah ihalesine bize nasıl oldu. Yani Batman'da eğer ki doğal gaz gelmişse Allah'a çalışıyor. Bizim sayımıza, sizin bu kardeşinin sayesinde gelmiş yani. Ve ondan sonra bak bir sürü yer, doğal gaz biliyorsunuz yani ayrı bir nimettir yani. Ha, hani biz mesela Silivri'yi biliyoruz. Mesela Baykan'daki kurumu da çok iyi biliyorum. Erol'taki, Trenkınar'daki asfaltını da biliyorum. Yani yer altı ve yer üstü elhamdülillah zenginliklerimizi çok iyi biliyoruz. Ve özellikle en önemli sorunlarımızdan bir tanesi de istihdamdır. Özellikle gençler için. Evet. Allah'ın izniyle o istihdam da bize nasip olacak. İnşallah çinko fabrikasıyla ilgilenen bir düşünceniz ama 6 ay önce faaliyete geçmiş olması gerekirdi ama hala. Şimdi özellikle çinko fabrikası ben yönetim kurulu başkanı Fikret Baydurman'la yapmış olduğum görüşmede şu anda çinko fabrikası böyle biraz rolantide çalışıyor. Yani tamamen kapanmış. Rolantide çalışıyor. Ancak yapmış olduğumuz görüşmede özellikle bu ayın başında biraz daha kapasiteyi artırıp çalışacak. Tabii onların en büyük sorunlarından bir tanesi enerjiydi. Enerjide de sağ olsun devletimiz, hükümetimiz şey yaptı, indirim yaptı ve şeyde de başlayacak. Ve biz, özellikle ben kendim bunu söylüyorum. Yani Siirt'te yatırım yapmak isteyen iş adamlarının sonuna kadar arkasına olacağız. Ve projelerine destek vereceğiz. Ve destekleyeceğiz. Ve tabii ki şey olacak. Şu anda o 110 milyon doların bir yatırım yapılmış. Yani bu yatırımın çöp olması olur mu ya? İnsanın düzeni kabul eder mi bunu ya? Yani bir anda insan kendini, yani iş adamının yerine de koyması lazım. Ve Allah'ın izniyle o yakın zamanda yani Fikret Bey'le yapmış olduğum görüşmede bu ay başında çalışmayı biraz daha hızlandıracak ve eleman sayısını biraz daha artıracak. Yani biliyorsunuz bazı işçilerini şeye çıkartmışlar, ücretsiz izne çıkartmışlardı. Şu anda onları da bir kısmını başlatacaklar. Ve tabii siz de olacağız yani. Ve şu anda ham madde de geliyor. Yani çinko biliyorsun hani Türkiye'de ilktir. Yani çinko fabrikası Türkiye'de birdir yani. Başka yerde de çinko fabrikası yok. Ve düşün yani toprağı getiriyorsun, burada çinkoya çeviriyorsun. Katma değer oluşturuyorsun. Yani bundan daha güzel bir şey mi var ya? Ha mesela diğer taraftan, yani şu açık ve net söylüyorum ve burada sizin aracılığınıza bütün kamuoyuna da duyuruyorum ben. Yani. Siirt'te ben yatırım yapmak istiyorum. Siirt'te ben bir insana iş imkanı sağlamak istiyorum diyen herkesin arkasına olacağız. Sonuna kadar destekleyeceğiz ve projelerine sonuna kadar destek vereceğiz. Ben aracımızla bunu söz veriyorum ve arkasına olacak. Organize sanayi bölgesinin genişletme ve demir yolu projesiyle ilgili bir evet. Şeyiniz var mı? Şimdi özellikle organize sanayi bölgesi ben kendim yani bu süreç içerisinde organize sanayi bölgesi müdürüyle görüşme yaptım. Evet. Bana söylediği şey bu oldu. Ve nitekim bak şu anda bizim bir tane komşu köyümüz organize sanayi bölgesinde 8000 metrekare alan üzerinde bir kapalı alan yapıyor. Burada fermuar fabrikasını yapacak. Bu fermuar fabrikası yapacak ve bu fermuar fabrikası bittikten sonra yakın zamanda bitecek inşallah. Hemen işe alımına da başlayacak. Evet. 150 tane insanımıza iş imkanı sağlayacak. Biz arkasında olacağız. Daha diğer taraftan söyledim. Dedim şu anda durum ne? Dedi başkan şu anda 60 tane iş adamı kardeşimiz bizden yer istiyor. Ciddi bir rakam. Tabii. Ha, siz ne yaptınız dedim. Dedi ki başkanım biz Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'ne hatta yaklaşık bunun iki katı. Orası 700 dönümdür. Bunun iki katı. Yaklaşık iki katı. Yani 1.320 dönüm. Alan tespit etmişler ve bunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan geçti. Şu anda Tarım Bakanlığı'nda ve Tarım Bakanlığı'ndan geçtikten sonra biz iş adamı insanlarımızın Allah'ın izniyle hizmete sunacağız. Yani bu çalışma devam ediyor ve biz bu projelerin tümünden arasında olacağız. Ve onun için diyorum
Bak onun için çok ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Ve altını çizerek söylüyorum bunu. Yani o iş adamı kardeşlerimizle de ben yakın zamanda bir toplantı yapmak istiyorum. Benim tek müdürlüğe söyledim. Hani davet etseniz gelsin projelerini de görelim. Yani bizden de istedikleri bir şey varsa biz katkı sunalım. Ve yakın zamanda inşallah o iş adamı kardeşlerimize de şey yapacağız. Bir de ben özellikle ben bununla da vurgu yapmak istiyorum. Bak ben Batman'ı da biliyorum, Siirt'te biliyorum. Bak Siirt'te yaklaşık yani 2000 insana yakın tekstilde şu anda çalışan insanımız var. Batman'da ne kadar var? Tahmin edin. 35 bin insan şu anda Batman'da çalışıyor. Düşünebiliyor musun? Niye Siirt'te bu olmasın? Ben Siirt'te 35 bin insan niye çalışmasın? 35 bin insan çalışırsa ne olur? İşsizlik büyük ölçüde ilerlemiş olur Siirt'te. Ben işsizim diye kimse o zaman kalmaz kardeş. Ben işsizim diye kimse kalmaz. Ve Siirt'in ekonomisinin ciddi bir katkıdır. Bak şu anda işte diyorum ya. Bak 60 tane iş adamı kardeşim şu anda sıra bekliyor. Ben bunlara yani bunların arkasından durmayan da kimim? Ben özellikle bunu söylüyorum. Diyorum ki Siirt'te ben bir iş yeri açacağım ve bir insana iş imkanı sağlayacağım diyen her insan, her kardeşimin arkasında duracağım ve projelerine ben destek sunacağım. Ve bunu da yapacağız. Hatta bunu da söylüyorum. Yani özellikle böyle marka sahibi bazı firmalarla görüşmelerimiz olacak ve burada da o yatırımı geçecek. Mesela sadece bu değil. Mesela örneğin diyelim ki Ayas Akkun kardeşimiz Çağrı Merkezi var. Bak Çağrı Merkezi'de şu anda neredeyse 800'e yakın bir kardeşimiz çalışıyor. Biz gene bunları destekleyeceğiz. Ve hatta gerekirse bunun kapasitesinin artırılması için de destek vereceğiz. Alsana ayakkabı var mı? Niye destek olmuyor? Yani ben özellikle bunu ya cebi dolu, karnı tok olan bir insan kovsam bile gitmez ya. Bu bir gerçektir ya. Ama cebi boş, karnı aç olan bir insan vallahi selam versem bile kızar ve hatta bağlasam bile gider. Bu bir gerçektir. Ya. Yani onun için biz şey yapacağız. Allah'ın izniyle bunun tesisi olarak. Türkiye'nin birçok yerinde bir komando otuları mesela askerlik şubelerinin sil. Bizimki merkezde mesela bunun dışarıya çıkarılması, şehrin dışına taşıması ile ilgili bir düşünceniz var mı? Şimdi azizim, bak ben dedim ki bizim başlatıp da bitirmediğimiz projeler var. Aynen. Ve bak al sana 17 yıl sonra Allah'ın izniyle o güzel nasip olacak. O kentsel dönüş. Evet, kentsel. Bak geçen ben Doğan Mahallesi'nden girdim. Cumhuriyet Camisi'ne kadar Odus Mahallesi. Evet. Ülkü Camisi'nin o tarafı. Başta doğru. Adım adım gezdim. Vallahi işler acısı, billahi işler acısı. Bak vallahi ve billahi diyorum ya, işler acısı. Ve kentsel dönüşüm artık olmazsa olmazlardan. Ve nitekim ben o zaman, bak bunu söylediğim zaman ya bir türlü bazı insanları ikna edemedim. Niye? Halbuki ben çok cazip tekliflerle gittim o zamanlar. TOKİ ile anlaşmıştım. Ve dedim ki nitekim sanayinin orada TOKİ'nin yapmış olduğu binalar vardı. Ve o zaman ki daire başkanıyla yapmış olduğum, TOKİ başkanıyla yapmış olduğum görüşmede başkanım dedi ki sen serbestsin. Ben nitekim TOKİ'yi de getirdim buraya. Dedim ki kardeşim sadece bir adada dedim başlayayım yeter ki kardeşlerimiz bunu görsün, benim projemi görsün, arkası gelecek. Dedim ki onlara, oradaki kardeşlerimize özellikle bunu söyledim. Al sana TOKİ'nin yapmış olduğu bina var. İstiyorsanız hemen buradan size bir ev verin. Konut verin. Onu istemiyorsanız kiraya geçin. Bak kiraya geçin. Kira bedellerini de ben ödeyeceğim. Ne zaman ki ben buradaki konutları bitirdiğim zaman, bak konutları bitirdiğim zaman o zaman gelin kendi evlerinize gidin. Ve bir türlü ikna edemedim. Hatta ismini burada veren Beşiktaş kardeşimiz orada esnaftır. Ve nitekim bana aynen söylediği şey bu. Ve nitekim CİMER'e yazmışlardı bir sürü yere. Ya başkanım işte dükkanlarımızı, evlerimizi başımıza yıktıran yani belediye başkanı olarak seni almak istemiyoruz. Hakkı benim yaptığım. Bugün ise yani şey oluyor yani aman ne zaman yapacağız? Al sana proje.
Ve çok güzel bir proje yapmış. Ve projenin de seksisi olacak. Ve ayrıca tekrar oradaki kardeşlerimizle, esnaf kardeşlerimizle, o konu sahibi kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Yani projenin revizesi gerekiyorsa onu yapacağız. Ha bununla beraber bak şu an biri kardeş bak biz Allah'a çok şükür ne söylediğimize çok iyi biliyoruz. Ve Siirt'i çok iyi tanıyoruz. Ve hem de biz proje alanız. Ve biz üretiyoruz. Ve biz yani bak şehirlerin planlaması bak şehirlerin planlaması genelde 100 yıl de yapılan bir planın bir ömürdür. Bizim Siirt'in planlaması ne zaman yapmış? Ben hatırlamıyorum. Ve nitekim ben belediye başkanıyken biz yeni bazı planlar yaptık. Ben mesela o zaman şu anda çevre yolunda eğer ki o binalar yapılıyorsa o bizim projemiz de yaptık. Ha işte o kentsel dönüşüm kapsamında yeniden bir yani o planları revize edip, o kentsel kapsamında mesela diyelim ki bak bunu da söyleyelim. Hoşçakal ki öyle bina var ki askerin şu anda içinde, tuvalin içerisinde olsun, jandarma içinde olsun, doğu kuşların içinde olsun. Bizden daha yaşlı. Yani Allah göstermesin herhangi bir afet. Allah yani bir daha yani böyle bir afeti bize yaşatmasın hiç. Yani Ümmet Ak'tan böyle bir afetle karşı karşıya gelmesin. Yani ciddi bir afet. Ve yeniden bir planlamayla, yani biz yani şehre yeni bir vizyon katarak diyoruz ki askeriye de modern binalar yapıp ve ondan sonra o kentsel dönüşüm kapsamında mevcut olan askeri yani yeni yapılan binaları resmi konutlara devredeceğiz. Diğer tarafta mesela örnek söylüyorum. Şu anda Bayındırlık'ın binası yok. Ve Bayındırlık'ın ciddi anlamda bir binaya ihtiyacı var. Ne yapacağız? Örneğin diyelim ki jandarmada yapılan yeni binalar. Onun gelişik, al sana kardeş. Bu bina sizin olsun. Buraya yapacağınız yeniden şeyi, bina yapacağınızda o ödemeyi direkt TOKİ'ye aktaralım. TOKİ yeniden askeriye yapsın. Yeni bir alan yapsın. Ve mevcut olan alanları da mesela örneğin diyelim ki Tugay'ın mevcut yeniden bir orada oranlara yeniden bir yapılaşma yapılmayacak. Yeniden bir yapılaşma yapılmayacak. Ne yapacak? Mevcut olan sağlam binalar korunacak. O sağlam binalar resmi kurumlara devredilecek. Diğer yeşil alanlar millet parkı olarak halkın hizmetine sunulacak. Şehre katılacak. Tabii şehre katılacak. Yepyeni bir vizyon olacak. Yepyeni bir yerleşim alanı var. Biz bunu yapacağız. Ama bu sefer askeriye de biz yepyeni alanlar yapacağız. Yani onların böyle şehre, yani askeriye yakışır bir şekilde ve şehre de yakışır bir şekilde, özellikle Siirt'te yakışır bir yerleşim alanı mı söyleyeceğiz? Yepyeni. E düşün yani ben mesela diyelim ki kentsel dönüşümü başlattım. E kentsel dönüşümü başlattığım zaman harika şeyler çıkacak. Ya sana bugün dedim ya işler acısı. Birinci derece Allah deprem bölgesiydi. Siz birinci derece deprem bölgesiniz kardeşim yani Allah göstermesin. Yani burada şu anda 5 şiddetinde bir deprem meydana gelirse Allah muhafaza. Çok kötü bir durum. Tabii canım. Bir de mesela en basitinden bir yangın çıkarsa sen itfaiye sokamıyorsun. Yani diyorum ya, yani planlama 100 yıl önce yapılan şey ayrıdır, bugün yapma ayrıdır. Bak mesela, böyle diyeyim, mesela ben çok iyi hatırlıyorum ya, mesela Siirt'te saat akşam elektrik yandığı zaman 11'de sönerdi. Elektrik yoktu, 11'den sonra yoktu. E bugün, internet olmadığı zaman biz izah ediyoruz. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Çünkü zamanla, şartlar, yani insan zamanla şartlar değişiyor. E o gün öyleydi. Mesela meydana tayyare diyorlardı. Öyle değil mi? Meydana tayyare diyorlardı. E bugün düşünün, o meydana tayyare'den askeri şubesinden oradan tutup ta eski otogarına oraya kadar askeri alanı. Neredeyse şehrin yarısı askeri alanı. Şehrin neredeyse yarısı askeri alanı. Düşünün sen bunların hepsini yani kentsel dönüşüm kapsamında
Siirt halkının hizmetine sunacaksın. Yepyeni bir alan, yepyeni bir vizyon. Harika bir şey ortaya çıkacak. Yani yedilik yaşasınması gereken efendim, en büyük sorunlardan biri zaten bu kentsel dönüşüm. Bak şu anda yani bizim özellikle Sayın Cumhurbaşkanı yani hükümetimiz bunu vurguladı. Yani sadece şeyde değil, yani bu 11 ilimizde değil. Bütün illerimize kentsel dönüşüm başlatıyoruz. Bak kentsel dönüşüm. Ha, biz bunu başlattığımız zaman sadece siz için ben bunu söylemiyorum. İlçeler ve köyler de ayrı diyor. Bak ilçeler ve köyler de bunlarda da başlatmamız lazım. Ya çünkü ben öyle köy biliyorum ki, hani biliyorsun ben Ayca Jolim Menzi'yim ve Bayındırık'ta da uzun süre Bayındırık'ta da çalıştım ve AFET'te çalıştım. Ayca Bayındırık müdürlüğünü de yaptım. Yani nerede ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Yani öyle köylerimiz var ki Allah korusun böyle bir dört şiddetli bir deprem de olursa bu sefer diğer taraftan kaya düşmesi olacak. Doğru. Yani heyelan olacak vaziyette. Ha onun için hani böyle bir an evvel o şeyi girmemiz lazım. Bir de aklıma gelmişken bunu da özellikle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız dün yapmış olduğu bir açıklamada özellikle istedam, zaten bizim hedeflerimizden bir tanesi de dedi ki genç kardeşlerimize iş imkanı sağlama, istidamı oluşturma. Her evde bir insana iş imkanı. Ve Allah'ın izniyle biz bunu gerçekleştirdik. Bu kardeşlerimize nasip olacak inşallah. 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 Yaklaşık 1000 üzerinde hemşehrimiz şu an canlı yanımızı takip ediyorlar. Siirt Havaalanı'yla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi değerli kardeşim bak, Siirt Havaalanı, mesela diyelim ki gene ben 2002'de milletvekili seçildiğim zaman ve hatta ondan önce bir gene yağışlı bir gündü, Siirt Havaalanı'na uçak indiği zaman pistin dışına çıktı. Evet. Ben de o zaman şeydeydim, havaalanındaydım. Biri bir yaşadım. Ve Batman Havaalanı'nda askeri havaalanıydı. Ve Afrona bazen bizi anlıyorlardı. Kesinlikle. Ve öyleydi. Biz bunu yaşadık. Ve ben o zaman böyle bir teklifle gittim. Dedim ki orası askeri havaalanı. Burayı da tabii belediye başkanının sürecine bunu söylüyor. Bizim Siirt Havaalanı'nda üniversiteyi devredelim. Bak üniversiteyi devredelim. Ve yani sivil havaalanı şeklinde olsun. Biz ortak Batman'a, hem Batman'a hitap edecek, hem Siirt'e hatta Bitlis'e de hitap edecek kurtarımda bir tane havaalanı yapalım. Hatta Gökçeada tabii bunun şey simülasyon şeyleri de yapıldı. Ve şu anda kurtaran o düzlüğü şeye müsait, uygun. Mesela daha ben şey Gökçeada'nın o tepesine düşündü. Orada hava muhalefetinden dolayı mümkün değil. Ama şey ise uygun ve biz bunun da takipçisi olacağız Allah'ın izniyle. Yani hakikaten ulaşım çok önemli. Niye önemli? Mesela örneğin bir yatırımcı geldiği zaman öyle yatırımcı istiyor ki günü biri gelsin gitsin. Veya gelsin bir gece yatsın gitsin. Onun için biz özellikle ulaşımı önemsiyoruz. Ve biz bunun içinde Allah'ın izniyle çalışmalarımız olacak ve takipçisi de olacağız inşallah. Tabii sizin iki yıllarla gidiyoruz. Biz bak bunu yapması gereken sizden ben, sonra yapılmayan şeyler bunlar. Demek ki sizden sonra hemen hemen hiçbir şey yapamadı bu şehirde. Bunu söyleyeyim. Yani şimdi biz tabii onu öyle kadar katil davranmayalım da ama bunu söyleyeyim. Yani şu anda bize muhalefet eden yani ben bu projeyi yaptım. Buyurun hadi meydan. Ben şeyde canlı yayına da var. Hodri meydan. Projeler konuşsun. Evet. Bak projeler konuşsun ya. Eserlerimiz meydanda. Ben diyorum ki ben proje adamım. Ha biz ne yapacağız? Bak çok açık söylüyorum. Biz özellikle yani vizyonu olan layık edeyim olan insanlarla çalışacağız. Hedefi olan insanlarla çalışacağız. Vizyonu olan insanlarla çalışacağız. Siirt'te aşık olan insanlarla çalışacağız. Hedefi olan insanlarla çalışmamız lazım. Eğer ki ben bir makamı işgal ediyorsam, benim hedefim yoksa, benim bir amacım yoksa, benim hizmet etme şeyim yoksa kusura bakmasın bu makamı işgal etmesin. Hedef olmasın.
Yani Allah-u Teala bu görevi bana vermişse benim görevim onu layıkıyla yerine getirmem lazım. Yoksa yarın bugün eğer ki hal benden bunu sormuyorsa yarın mahşerde Allah-u Teala onun hesabını bize sorar. Ve bunu şey yapmamız lazım. Onun için ben çok samimi bir şekilde söylüyorum. Layık ve ehil olan insanlara biz çalışacağız. Yani ben eğer sadece makamı işgal etmek olmaz kardeş. Hepsini kabul etmiyoruz. Ben inşallah kabul etmem. Yani hedefi olacak. Bu hatta hizmet olacak. Bu gençlere hizmet olacak ya. Eğer ki bir genç boşta kalıyorsa, o evde huzursuzluk varsa biz kendimizden de bir pay çıkartmamız lazım. Biz ne yaptık? Üzerimize düşeni yaptık mı? Biz üzerimize düşeni yaparsa Allah'ın izniyle olur. Ama ben, yeter ki ben bunu özellikle söylüyorum. Sihirimiz bizi biliyor. Sihir altı beni çok tanıyor. Çok iyi tanıyor. Bizim eserlerimiz ortada. Projelerimiz ortada. Oy bir hava dimeydan. Projeleri konuşturuyorum diyorsun. Yani. Konuşturuyorum. Hocam onu diyorsun. Evet. Evet kardeş. Söylüyorum. Açık ve net söylüyorum. Bak bunları biz yapmışız. Altyapı kim yaptı? Ben yapmışım. Sizin döneminizde. Biz, evet. Ağaçlandırmayı kim yaptı? Sizin ben yapmışım ya. Sihirde kim yaşıyor bu? Ben yapmışım. Biz yapmışız. Neden bu kadar uzun bir ağ oldu? Nasip sihir. Belediye başkanı seçildi. Bazen nasip diyoruz. Sayın Başbakan'a, Başbakanlığı'na yolunu açtınız. Sihir tarihinin en yüksek programı. Birini aldınız. Bak, ve biz, bak diyorum ki Eylül, vizyonu olan, heyecanı olan, projesi olan, hedefi olan insanlarla biz çalışıyoruz. Bizim hedefimiz olur. Yani Sihir'de sevdali olan insanlarla biz çalışmak zorundayız. Ve bunu yapacağız Allah'ın izniyle. Yani özellikle benim bak hedeflerimden bir tanesi, kesinlikle istihdam, kesinlikle istihdam, istihdam. İş imkanı, gençlere iş imkanı. Hani sadece biz mesela işi bulduk, bu sefer yani mesela dedim ki sigorti faaliyetlere girmeyecek miyiz? Onlar da olacak kardeşim. Yaşam alıp alıyorum ya, yepyeni yaşam alanlar. Ya düşün yani şu anda mesela dedim ki Tuvay'ın yani şey dışında yani o yerleşim konutları. Mesela örneğin diyelim ki sen kalk yepyeni bir planlama yap. O planlamayla beraber askeri oraya taşıdığın zaman mevcut olan şeylerle örneğin, örnek diyorum. Eğitim fakültesine devret. Çünkü şehirde bir sirkülasyon da olacak. Diğer yeşil alanlarda halka hizmetle ne kadar güzel bir şey olur. Öyle değil mi? Yani bu belli bazı planlamalarla olacak. Ha biz mesela bunu şey yaptığımız zaman üniversiteyle, valilikle, özel idareyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla iştirakli olacağız. Beraber bunları çalıştıracak. Gençlik spor ilmi müdürlüğüyle. O gençlere ne yapabiliriz? Bak mesela çok basit bir şey daha söyleyeyim. Aslında basit değil de ciddi bir proje. Ben ilk belediye başkanı adayı olduğum zaman Haluk Ulusu federasyon başkanıydı. Allah selamet versin. Ve bana söz verdi. Başkanım dedi sen seçin bana 20 dönüm bir alan ver. Ben spor kongresini yapacağım. Trabzon'da olan spor kongresinde aynısını vesileyle yapacağım. Ben o zaman valisini ikna edemedim ya. Bir türlü ikna edemedim. Hatta vallahi yüzle söyledim. Dedim ki eğer ki bu spor kongresi yapılmıyorsa bunun bir sebebi sensin. Ya nasıl benim işte ben şey yapacağım biraz elimiz güçlü olsun. Ya ne elinden güçlü olsun ya. Adam diyor ki ben yapacağım. Federasyon yapacak ya. Sen bir kuruş para koymuyorsun ya. O gençlere spor kongresi yapacağız ya. Bak mesela diğer taraftan ben özellikle bu örneği verdim. Dedim üniversiteyi kurduğumuz zaman üniversiteyi şu anda mevcut olan otogarın karşısında orada bakıp arası vardı. Ve en böyle trampanın olabileceği, şeyin olabileceği yerlerden bir tanesi o. Bakın bize yer de veriyor. Oraya dedim yapalım. Buna rağmen biz şey yapmadı. Dediler ki biz keze yapacağız. Ha tam yapıldı. Ben ona da bir şey demiyorum. Güzel. Ama yani halkla olan istifatı ciddi alanda sağlamak lazım. İşte o planlama bunun için diyor ki o planlama yapacağız. Gerekirse yani öğrencinin en fazla olduğu. Bak şu anda Siirt'te ciddi alanda 19 bin öğrenci var ya. Yaklaşık 2 bin yabancı öğrenci var. Siirt'te bir ciddi bir istihdamdır ya. Düşün yani. Ekonomiye ciddi bir katkı olacak. Ve oluyor da. Yani düşün ben eğitim fakültesini oraya taşıdığım zaman nedir? Siirt'te olan sirkülasyon artacak. Yani öyle değil mi? O öğrenci gelecek burada bir çay içecek, bir şey yapacak. Esnafı bırakmayacak.
biz bunu inşallah Allah'ın izniyle hedefimizden bir tanesi bu. Diyorum ki açık ve net. Biz hedefi olan, vizyonu olan ve dahi ehil olan insanlar öyle çalışacağız. Şeyimiz o. Biz gene planlamayı yapacağız, şey yapacağız ve ondan sonra çalışacağız. Yeter ki halkımız, ben inanıyorum ki siz Rabbim bizi biliyor, bizi tanıyor, bize de güveniyor. Ve biz üç günde tekilde Allah'ın izniyle biz bu hal... Bunu soracaktım ben de. Yeni bir rekor denemesi var mı? Son olarak Siva halkının dile getirdiği, evet. Bakanlık durumu söz konusu olabilir mi? Şahsınızla ilgili. Hani ben tabii kendi şahsım için bir şey söylemeyeyim de. Ama ben siz halka bu sözü veriyorum. Bize güvensinler. Bize bizi desteklesinler. Biz üç kardeşimizi parlamentoya götürsünler. Siirt'te farklı. Belki onların tahmin etmediği bakanlık niye olmasın abi? Niye olmasın? Evet. Uzun yıllardır Siirt'in herhangi bir bakanı yok. Ben son Tiner'im. Abiler niye olmasın? Kadri Oktay. Ve bak Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten bize güveniyor ya, bizi seviyor da ya. Ve sizin aracınıza gene Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Siirt'e ciddi anlamda selamları var. Ve sevgi ve saygılarını sunuyor. Dedi ki özellikle iletin. Ve ben öyle inanıyorum ki yakın zamanda hani bu seçim süreci içerisinde inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Siirt'e teşrif edeceklerdir. Yani 60 yıldır bir bakanımız yok. Evet ve inşallah olacak. Siirt ise bize güvensin. Bizim elimizi biraz daha güçlendirsin. Yani milletvekili seçimi değil, bakanlık seçimine de giriyor olabilir. Bakanlık seçimine de giremeyiz. Evet. Giriyor evet. Olabilir. Ve yeter ki sizin elimizi güçlendirsin. Alınmıyor beni. Ve elimizi güçlendirsin. Allah kerim. Allah da olsun niye olmasın kardeşim? Niye olmasın? Olacak. Bakanlık yapacak bir sürü kardeşimiz var ya. Evet. Bir sürü kardeşimiz var ya. Ve ben inanıyorum ki olacak. Niye olmasın? Ve Allah'ın izniyle bak ben bir bunu söylüyorum. Biz yani işte nasıl benim projem var Sayın Başkan dediği zaman, Sayın Yetekin dediği zaman biz o projenin arkasında olduğumuz gibi okumuş, ehil olan kardeşlerimize, Siirt halkı kardeşlerimizin arkasında olacağız. Onları da destekleyeceğiz. Ve kesinlikle istediğim ki adam gerçekten vizyonu var. İstediğim ki bilgisayar mühendisi. Elfriye yönetimi mi yazılmış? Niye olmasın ya? Olur. Bayraklar eğer ki her onları üçürtüyorsa. Siirt bunu hak ediyor aslında. Buradan niye başbakan olmasın? Çıktı. Başbakanlık yolu açıldı. Evet. Başkanlık evet, yolu evet. Siirt'ten gitti. Ve bak hakikaten bak bunu zaten Emin Abla'ya selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Yani o da Siirt'te ayrı bir şey var. Ayrı bir sevgi ve muhabbeti var. İnan ki Sayın Cumhurbaşkanımız da Siirt'i seviyor. Biz yeter ki yani diyorum ki samimi evet. Ve böyle elle tutulur ve Siirt'e hizmet sunulacak, Siirt'e katkı sunulacak projelerle. Bak kardeşim, bak dedim ya üniversiteyle, bak iki söyleyeyim bunu. Bak mesela şu anda üniversite şey, bak bunun ismini de söyleyeyim. Şu anda aklım var. Payetleme tesisi yapıyor. Bak Siirt Üniversitesi yapıyor bunu. Evet, evet. Elhamdülillah bitmek üzere. Bitmek üzere. Ve bu Türkiye'de ilktir. Evet. Ne kadar güzel bir şey ya. Ve bu Türkiye'de ilk ha. Evet, evet. Bak şu, yani düşünün mesela bir keçi şu anda günde 1 kilo süt üretiyorsa o zaman 10 kilo süt üretir. Ve diğer taraftan 1 kilo et 10 kilo et olacak. Bak, diğer tarafta Siirt halkı bu sefer ne yapacak? Ucuz süt içecek. Ucuz et yiyecek. Siirt halkı aynı zamanda ucuz elektrik istiyor. O, barajlar, bak, her tarafımızda. Evet, bak, bunu da istiyor Siirt halkı. Bak kardeş, bak şu anda ben mesela diyorum ki güneş enerji santralı yaptım. Bak ben kendim yaptım. Elhamdülillah şu anda çalışıyor. Bak biz, buna bağlı olarak bak şu anda Kalyon 15 megawatt güneş enerji santralı yaptım. Başka bir firma 15 megawatt yapacak. Diğer bir firma Metropol. Şu anda Kurtaran'da aracı almış. O da ciddi bir güneş enerji santrali yapacak. Ve Allah'ın izniyle Siirt'imiz enerji kenti olacak. Aklımız ondan faydalı olacak tabii. Elbette ki o da. İndirimli elektrik falan. İndirimli şu anda ben onu demeyeyim. Çünkü o artık hükümet projesi olacak da. Yani ama şey olarak en azından bir isteme bir şey olacak.
bir istihdam olacak. Yani bugün bak mesela diyelim ki benim projelerimden bir tanesi. Ben o zaman belediye başkanıyken bak çalışma yaptım. Dedi ki bak Ulusu Barajı yapılıyor. Garnabi suyu ne olacak? Evet. Garnabi suyu ne olacak? Yapılacak projesi. Yokuş bağlarda biz şu anda 41 derece sıcak suyumuz var. Bak geçen biz mesela gene bir 9 kişi bir mühendis, jeoloji mühendisi kardeşlerimizle bir araya geldik. Biz şu anda bir planlama yapıyoruz. Ve Allah'ın izniyle biz sondaj vuracağız. Ve 50 santigrat derece bizim hedefimiz o. Biz sıcak su bulacağız. Ve orada jeotermal yapacağız. Jeotermalla beraber bak sihir altına biz bu hizmeti sunacağız Allah'ın izniyle. Jeotermalla beraber ne yapacağız biliyor musun? Termal sera yapacağız. Bak geçmişte ben bunu çok iyi biliyorum ya. Siirt'in o Bilyonis'ten hani Sağlıcan o tarafından, Kolazan o tarafından ta Üzümlü köyüne kadar oradan gelen sebze ve meyveler ta Erzurum'a kadar gidiyordu ya. Zaman bugün niye olmasın? Ben oraya bir tane jeotermal sera kurduğum zaman Siirt'in ne yapacak? Ucuz domates yiyecek. Ucuz sebze yiyecek. Öyledir. Biz bunları yapacağız. Bir de ayrıca emek yoğun olay olacak. Ve bizim hedefimiz var. Biz önümüze hedef koyuyoruz. İşte dedim başta, biz proje alalımız. Ve bu projeleri Allah'ın izniyle yapacağız. Bak çok samimi bir şekilde söylüyorum. Al sana var. Mesela diyelim ki, dedik ya, Şirvan Maden Köyü. Baykan'daki kurum etapları. Onları sen istihdama şey yaptığın zaman, açtığın zaman ciddi bir istihdam olacak. Bak, ya kardeşim bak bazı şeyleri de artık kabul etmek lazım. Bak şu anda Eruh'ta günde 10 tanker şey geliyor. Ham petrol geliyor. Bak şu anda Gavar'da harun harun tankerleri var işte. Ve o Slogi'deki kardeşlerim diyor vallahi diyor vızır vızır diyor şey tankerler çalışıyor. Ham petrol geliyor. Yani bizim yer altı ve yer üstü zenginliklerimizi biz faaliyete soktuğumuz zaman niye olmasın? Sağ olsun Aslan Karadeniz'den doğal gaz. Ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? Bir de güneş enerji santrali. Bak şu anda bizim bir projemiz daha. Biz depolama güneş enerji santralini Allah'ın izniyle. Bak ona da müracaat ettik. Biz sonra ne yapacağız onu? Halka mal ettireceğiz. Nasıl halka mal ettireceğiz? Yani geçmişte söylediğim gibi. Dedim ki biz bu hidroelektrik santrallarında dedi ki gel kardeşim her biriniz bir şey koyun. Gelin koyun biz beraber depolamanın güneş enerji santrali yapalım. Kimin ne kadar parası varsa. Ve profesyonel bir şekilde. Seyretti o zaman. O zaman ucuz elektrik halkımıza sunacağız. Ve şu an arkada bu proje için müracaat ettik. Ve şeyimiz var. Müracaat yapıldı. Enerji piyasası düzenleme kuruluna müracaat yapıldı. Ve Şirin'in güneşi de çok iyi. Ya şu an Allah. Yani Allah'ım öyle bir büyük ki baksana bir tarafta güneş. Öyle değil mi? Bu bir imkandır ya. Faydalanmak lazım. Hatta bazen diyorum, hadi bir güç gelsin desin ki bugün güneş olur. Bundan daha güzel bir şey mi var ya? Başkanım son olarak. Bir Allah'ın nimeti ya. Son olarak, yaklaşık birkaç gündür geldiğinizden beri çalışmalarınız sürüyor. İl Başkan Avukat Sayın Ekrem Olgar, ikinci sıra milletvekili adayın Sayın Tevfik Sevgi ve Sayın Lokman Özcan'la birlikte halkın arasına indiniz. Evet. Gözlemleriniz neler halkın bakış açısı? Vallahi, ben biliyorsun ben aktif siyasetin içine olan bir kardeşimiz. 94'ten bu yana. Evet. Aktif siyasetin... Siyitten de hiç ayrılmadınız zaten. Bildiğim kadarıyla siz belediye başkanlığından sonra Siyitten hiç ayrılmadınız. Ve inşallah bundan sonra da ayrılmayacağız. Hiçbir yere gitmemiz. Yok. Sürekli burada ikamet ettik. Kesinlikle öyle. O şekil biliyorum. Evet. O şekil. Ha gün gelmiş, aday olmuşuz. Evet. Bize verilmiş. Gene. Yine küsmedin. Hiçbir zaman küsmedin. Bizim hedefimiz var yani, amacımız var. Bir davamız var. Yani küsebilir miyiz ya? Yani eğer ki Mervan Gül'ün hedefi milletvekili, sadece milletvekili olmaksa kusura bakma yani Mervan Gül demek ki. Evet zaten olmuşsunuz. Yani zamanında olmuşsunuz. O zaman hedef istifa etmek bizim hedefimiz bu hizmet. Hizmet etmek. Geç de olsa gelmek. Allah'ın izniyle biz bunu yapacağız. Ve halkın, ben mesela sahadayım. Basayı geziyorum. O dedim ya, biz yani adım adım. İnan ki halk bize çok sıcak. Ben bunu hissediyorum.
Elini sıktığım zaman görüyorum bunu. Evet. Gözlemleyebiliyorsun. Ben gözlemliyorum bunu. Halk bizi seviyor. Ve halk, ben inanıyorum ki ayın 14'ünde sandığa gittiği zaman tercihini bize yapmak. Ben buna inanıyorum. Ve Allah'ın izniyle biz 3 milletvekilliğine parlamentoya gittiğimiz zaman ve gideceğiz de inşallah. Ben buna inanıyorum. Ve geçmişte Siirt halkı bunu yapmış. Siirt halkı karışınazdır. Ya Siirt halkı Müslümanlı kardeşim ya. Vallahi Siirt halkı elini bize yapmak. Yapıyor yani. Biliyor. Yani kimin hizmet edeceğini biliyor. Kimin taş atacağını da biliyor. Bak biz sokakta girdiğimiz zaman gül dağıtıyoruz ya. Mervan Gül'ün görevi gül dağıtmaktır. Mervan Gül'ün görevi hizmet etmektir ya. Ve ben inanıyorum ki Feyzi kardeşimize hizmet edeceğim. Lokman kardeşimize hizmet edeceğim. El ele tutacağız. Omuz omuza vereceğiz. Ve Rusi tarafına hizmet edeceğiz. Hizmet edeceğiz. Bizim ayağımız odur. Önce hizmet. Önce hizmet. Önce hizmet. Bunu yapacağız. Gençlere, gençlere işim var. Yani ben bunu diyorum. Yani kesinlikle işi olan bir insandan Allah'ın izniyle zarar gelmesi yok. Bir insan 8 saat çalıştıktan sonra ya bir de bu var. Yani onun hakkını da vereceğiz. Yani ben kalkacağım mesela dedim ki tekstil. Tekstilde 2 milyon, 3 milyonla insan çalışmak olmaz ya. Asgari ücret neyse onu vereceğiz. Neyse onu vereceğiz. Asgari ücretin altına çalıştırılamaz. Kesinlikle çalıştırmaması lazım. Bu da bir vicdansızlıktır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Ben şahsen kabul etmiyorum bunu. Bak şu anda bende de işçiler çalışıyor. Vallahi asgari ücret veriyor. Ve hatta daha fazlasını veriyoruz. Eğer ki şeyi varsa. Daha fazla zaten hiçbir vicdan kabul kesinlikle. Ben şahsen kabul etmiyorum. Evet. Bak onu vereceğiz. Ve o çalıştığı zaman sen seyir. Ya ondan zarar gelir mi ya? O zaman kendi yerini bir... Ya Kerem, o insan çalışınca o eve huzur gelir. Huzur gelir ya. Ama o insan çalışmadığı zaman. Hakikaten yani o yokluk ayrı bir şeydir. Hani Allah-u Teala kimseyi yokluk ve imtihan etmez. Yani ben buraya. Yani bizim görevimiz hizmettir. Ve Allah'ın izniyle ben Siirt'in kardeşini astım. Bak benim bugüne kadar Siirt'ten zerre kadar bir şikayetim olmamış. Zerre kadar şikayetim olmamış. Ha elbette ki yanlış yapan insanlar da var. Ama ben buna inanıyorum. Siirt Müslümandır, inançlıdır, feraset sahibidir. Ve Siirt'in lehine, Siirt'in çıkarına karşı oyun kullanacaktır. Desteğini verecektir. Ve bize de destek vereceğine ben inanıyorum. Ve Allah'ın izniyle nasıl geçmişte Sayın Cumhurbaşkanımızı %85 oyla parlamentoya gönderdiyse ben inanıyorum. Belki 85 almazsak bile rekora yakın bir oyla Allah'ın izniyle bu üç kardeşiniz parlamentoya gidecek ve o zaman seyret Siirt'te biz neler yapacağız. Daha ben bir de arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim. Yani bizim böyle ulaşmamazlık gibi bir sorunumuz yok. Hiç kimse kusura bakmaz. Hiç kimse kusura bakmaz. Vallahi bak size samimiyetimle söylüyorum. Gece gündüz 20'ler saat benim telefonum açılır. Ve bugüne kadar gelen bütün aramalara, gördüğüm bütün aramalara ben cevap veririm. Yani 94'ten bu yana. Ben ta Bayındırlık'ta mühendis olarak çalıştığımdan bu yana kesinlikle bana gelen bütün telefonlara istatistik cevap veririm. Ama size bir örnek daha vereyim. Biliyorsunuz o zaman terörden dolayı biz belediyede İsrail cihazını kurduk. Bak o zaman İsrail cihazından tabii geçenlerin sayısı belirleniyor. Evet. 2 yılda ciddi bir rakam ya. Hatta o rakam da var şu anda. Yani böyle şey söylemeyeyim. Kapaklı bir şekilde söyleyeyim. Ve ciddi bir rakam insan ya onlar hepsi gelmiş bizimle görüşmüş. Evet. Bak birebir bizimle görüşmüş. Diğer taraftan zaten telefonla. Telefonla gelip bizimle görüşmüş. Bir sürü insan var. Evet, ya bugün yani kimse diyebilir mi ki ya ben Mervan Gül'e ulaşamıyorum. Ben Mervan Gül'e telefonu açmışım da telefonuna cevap vermiş. Kusura bakmasın ya. Elhamdülillah. Ya biz sizinle iş yapacağız. Ulaşılabilir bir siyaset ki. Evet ulaşılabilir bir kardeşimiz olabilir. Nedir de? Öyle olması gerekiyor. Ne olması gerekiyor? Benim görevim nedir? Siirt'e hizmettir. Elbette ki ya. Yani o bana ulaşmadığı zaman o zaman ben... Hiçbir anlamda kalmaz. Ya onu kalmaz. Benim görevim ona hizmet etmektir. Ben ona talibim. Zaten onun hizmetkarlığına biz talibiz ya.
Bu insanlara hizmetkarlığı ne tadıyız? Elbette ki bana ulaşacak. Elbette ki ben... Yani şimdi belki onun icabında o sorunu... Yani benim için basit olabilir ama onun için önemlidir. Onu dinlemem lazım. Onun bir şey yapmam lazım. Ve o sorunu hiç kimseye yardım etmeden... Yok. Ha, biz seçildiğimiz zaman... Biz bütün sizlerden milletvekili olacağız. Bizim böyledir. Ama bunun altını çizerek söylüyorum. Ehil, layık olan insanlarla çalışacağız. Biz olan insanlarla çalışacağız. Yani o Siirt'e hizmet. Yani Siirt'in sevdalısı, Siirt'in aşkı olan insanlarla çalışacağız. Bizim hedefin Siirt'e hizmet olacak. Hem bunu yapıyorsan kusura bakma. Diğerleri de bunu yapması lazım. Yani bu devlet, bu hükümet, yani bu devlet bana diyelim ki maaş veriyorsa, yani hizmet için veriyor kardeşim. Ben Bayındır'da mühendislik yapıyorsam, hatta ben bunu mesela Bayındır'a müdürüyken de bunu söylüyordum. Kardeşim hiç kimse kusura bakmasın. Bu devletin ben bu maaşına kabul ediyorsa, ben çalışacağım. Ha, kabul etmiyorsan istifaya git. Serbest çalış. Bu maaş sana az geliyorsa. Ama sen buna kanaat ediyorsan, diyorsan bu bana yeter, çalışıyorsan hakkını vereceğiz. Gerçek ya. Onun için diyoruz ki tekstilde veya başka bir işte bir kere asgari ücretinin altında kusura bakmayın kimse insan çalışmaz. Yani böyle. Ve o zaman huzur gelecek kardeşim ya. O zaman güzel şeyler oluyor. Ya huzur kadar, güvenlik kadar böyle güzel bir şey var mı ya? Şu anda Allah'ına binlerce şükürler olsun. İstediğimiz yere gidebiliyoruz. Günün hangi saatinde olursa olsun. Ama geçmişteki o saatleri de biliyoruz. Saat 4'ten sonra kurtarana gidemiyorduk. Erva gidemiyorduk. Öyle saatler de var. Biz bunları gördük ya. Biz bunların hepsini yaşadık. Yaşadık kardeşim ya. Ben hiç unutmuyorum ya. O hani o hendek olaylarını çok iyi hatırlıyorum ya. Biz evimizden ta benzinliği yakmaya çalıştıkları zaman, o petrolü yakmaya çalıştıkları zaman yolları açarsa gidiyoruz. Sayın Başkanım, tamam. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ayrıca ben teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı Siirt halkına? Ve neden söylemek sizin hani aracınızla hani bize böyle bir imkanı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah sizden razı olsun. Yani Siirt halkı bize güvensin. Siirt halkı bizi tanıyor. Ve bizi destekleyin. Biz üç kardeşimiz Siirt'imizin hizmetinde olacağız. Ve Siirt'te bizim zaten hedeflerimizi koyduk. O gençlere özellikle ana hedeflerimizden bir tanesi İslam olacak. Ve Siirt'te hizmeti için, Siirt'te gerekli olan ne varsa Allah'ın izniyle biz yapmaya çalışacağız. Yepyeni bir Siirt. Bizim hedefimiz o. Yepyeni vizyonlarla, Allah'ın izniyle yepyeni çalışmalarla Siirt'te hizmet edeceğiz. Ben buna inanıyorum. Bizim görevimiz hizmet, hizmet, hizmet. Halka hizmet olacak. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah-u Teala bizleri Siirt'imize karşı mahcup etmesin, Siirt'imize karşı mahcup etmesin.